İyi günler arkadaşlar. Sıfırdan C# eğitim videolarımıza devam ediyoruz. Bu eğitim videomuzda sizlere string işlemleri konusunda devam edeceğiz ve sizlere string.copy işlemini göstereceğiz. String.copy ilk başta bir yeni bir form açalım. Döngülerde kalmasın. Hemen Ctrl Shift A kombinasyonu kısa yolunu kullanarak string işlemler diyelim arkadaşlar. Tabii şey olmayacak. String alttan tire işlemler. Okey. Sonra hata yapmayalım gene. Döngüler çalışmayacağız. String alttan tire işlemleri çalışacağız arkadaşlar. Ve devam ediyoruz. Şimdi formumuzun properties'ten şu yazıyı silelim. Güzel olmadı. Copy metodunu kullanacağız. Copy metodunu da gene butonla yapalım. Ne yapalım? Copy metodunda kopyala. Listbox'taki verileri kopyalayacağım arkadaşlar. Kopyala diyorum. Bir listbox'la ki veriyi diğer listbox'a aktarımı, kopyalama olacak. Bundan önce for döngülerinde yapmıştık arkadaşlar işlemi. Şimdi copy ile de yapacağız. 1, 2, 2 tane listbox attık görüleceği üzere. Şunları hemen ayarlamanı yapalım. Yani bir kopyalama işlemi görüleceği üzere bir çok for'la, for'eşli vesaire vesaire birçok işlemle yapabiliyoruz. Biz gösterelim. Kullanmak size kalmış. Hangisini kullanırsınız? Sizde. Şimdi bunu aynı zamanda veri tabanı işlemlerinde de kullanabilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Kullanıyorum bazen. Şimdi listbox 1'e veriler ekleyelim. Ne ekleyelim? Şöyle veriler ekleyelim. C# eğitim seti diyelim. Sonra C eğitim seti. C eğitim seti. Sonra ASP.NET eğitim seti. Sonra PHP eğitim seti, Laravel eğitim seti, sonra MVC eğitim seti, Reverse Engine eğitim seti, dersin mühendislik, Black SEO eğitim seti. Eğitim seti, okey. Vesaire vesaire. Bunları listbox'a kopyalayacak işlemde. Nasıl yapacağız? Şöyle yapacağız arkadaşlar. Şurada görüldüğü üzere burada ne yapmışız? İlk başta onu açıklayayım hemen hızlı bir şekilde. String iki tane string'im var. Bir tanesinde bla 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 var. Bunları string 2'ye string.copy S1 demişim vesaire vesaire. Sonra basmışım. Şimdi string pardon arkadaşlar string.copy zaten burada bana bir tane string ver diyor. Göreceğiz üzere. String bir değer ver diyor. Fakat kopyalarken aynı zamanda for da kullanacağız. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Listbox'ın 1.items items.8 ya neydi? Pardon. Count'u kadar toplam döndüreceğiz. T'yi unuttum. Tabii C büyük olacaktı. Sonra kopyalama işlemine başlayacağız. String.copy
Yani şurada görüleceği üzere sitting auto copy diyoruz. S1'i. İki string birleştirme amaçlı kullandık vesaire vesaire demişim burada da. Aynen. S2, S1, S2. Biz de ne yapacağız? Zaten bizden copy metodu ne istiyor? String istiyor. Okey diyorum. Ben de diyorum ki listbox listbox 1 nokta items nokta 8 nokta ya 8 deyip duruyorum ikide bir. İ yukarıdaki i'den başlayacağız. To string değeri değil mi arkadaşlar? Bundan önceki öğrendiğimiz string yaptık. Fakat bunu nereye yapacağız? Listbox 2 nokta items nokta 8. Bu da zaten string istiyordu. Olayımız bu arkadaşlar. Biraz karışık olabilir. Başlayalım. Görüleceği üzere aynısını yaptı. Biz burada ne yapıyorduk? Bu bir önceki işlemlerde listbox nokta items diyorduk. Listbox'ın ilgili şeyini kopyala vesaire yapıyorduk. Burada ise sitting nokta copy ile kopyaladık. Onu da buraya aktardık kopyaladıktan sonra. Aynı zamanda listbox'a aktarmadan önce bunu şu şekilde yapabiliriz. Misal kopyaladık ya bunları. Şimdi şöyle söyleyeyim. Kopyaladık burada kopyaladık. Okey. Bunda sıkıntımız yok. Kopyaladıktan sonra işlemleri listbox 2'ye yapalım arkadaşlar. 2 nokta items nokta 8. Orada bir nevi for oldu. Burada şöyle bir şey var. Bu kopyaladığımız veriyi nereye kopyalayacağız? O da var. Onun için bir string oluşturmadan önce ilk başta bir string'e verelim. AD diyelim. AD'ye verelim arkadaşlar. Ah, AD diyorum ya. SD eşittir diyelim. SD'ye verdik. SD'yi de buraya bastık. Göreceğiz üzere. Şimdi bakalım ne yazacak. Ne yazdı arkadaşlar? Döndürdü ya. En son değeri yazdı. En son değer neydi? Black Hexeo. Yani burada şöyle yaptı. Verdi verdi. Fakat ben bunu dizi oluştursaydım dizi verecekti. Dizi oluşturalım. Şimdi dizi oluşturalım. Dizi oluşturalım mı? Dizi mi oluşturalım? Herhalde ismi oluşturalım. Yok, de gerek yok. Burada asıl işlemi şöyle olduğunu göstermek için yaptım arkadaşlar size. Burada yani copy metodu yapıyor ama hepsini döndürürken hepsini şey yapmıyor. O string metodu şöyle göstermek somut olarak da şöyle gösterelim arkadaşlar. Şuradaki olayı gösteriyorum arkadaşlar. Şuradaki olayı ve şuraya aktarması arkadaşlar. Bu string.empty arkadaşlar. String.copy empty nerede çıktı? String.copy'dir bu. Bu string.copy işlemi buradaki değer bizim değerimiz bu. Şurayı bir kırmızı yapalım. Neyle yapalım? Bununla yapalım. Tamam. Buradaki değeri arkadaşlar şurada mavi yapalım vesaire vesaire. Değeri alıyor buradaki değeri. DGR diyelim bunu da. Tamam. Değeri alıyor. Bizim verdiğimiz değeri basıyor arkadaşlar. Yani pardon. Tamamdır.
Buradaki vereceğimiz değeri string'i alıyor, buraya basıyor. Olay bu. Şöyle düşünün. Buradaki değeri alıyor. Gel diyor buraya, hop attı. İşlemi bu. Bu olay. String.copy. Olay bu arkadaşlar. Şunu da tam yapalım da rengi güzel olsun. Neyse. Olayımız bu. String.copy bu arkadaşlar. Siz işte artık nerede kullanmak istediğinizi gerekirse ona göre kullanırsınız. Burada mesela bir tane değeri ben şey yaptım. Tık. For'la yaptığımızda listbox 8 yaptığımızda tüm hepsini şey yaptı. Vesaire vesaire. Yani ham kullanışı neymiş? Verdiğimiz değeri alır, diğer değere aktarır. Olayımız bu. Şimdi şöyle bir şey aklıma geldi. Bunun içine bir tane item yazalım. Ve aynı işlemi bir daha yapalım. Görüleceği üzere kopyalıyor ama oradaki itemi, yani içindeki itemi ise ne yapıyor? Silmiyor. Üzerine yazmıyor. Yani silip üzerine yazmıyor. Bir altına atıyor. Kopyaladığı alanda. String'i kopyaladık değil mi? Şöyle yapalım. String tabii şeyde olduğu için öyle yaptı da. String'e bir değer vereyim. Öyle anlatayım ben size. SDF. Şurada bir break point çakalım. Tamam. SDF burada var değil mi? Devam ettirdik. Burada siliyor. Doğru. Şurada siliyor fakat aktarım da burada siliniyor. Aynen. Tabi burada edit yaptığımız için bir an vesaire. Yani string.copy, yanlış anlattım tüm. String.copy elimizdeki veri siler, üzerine aktarır. Olayımız bu. String.copy'den sonra hangi metodu işleyeceğiz? Tamam. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere. Herkese hayırlı günler diliyorum.